Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı favorileri videomla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Alpha Parf Milano süt kıvamında keratin saç spreyi. Bu ürünü daha önce hiçbir kozmetik markette veya internette görmemiştim. En son gittiğim kuaförüm saçlarımın çok yıprandığı için bana kendi salonunda satılan bu ürünün şampuanını, saç kremini ve bu süt kıvamındaki keratin spreyi önerdi. İçerisinde sülfat, paraben ve tuz yok. Özellikle çok yıpranmış saçlarınız varsa işlem sonrası mutlaka tuzsuz ve sülfatsız şampuanlar kullanmaya özen gösterin. Ben gerçekten bunun faydasını görüyorum. Saçlarımda ekstra bir yumuşama ve açılmasında çok daha kolaylaştırıyor bu tarz ürünler. Memnunum şimdilik. Şampuanıyla beraber kullanıyorum. Çok fazla saç kremini kullanmıyorum. İyice saçlarımı yumuşatıp çok elektriklendirmesin diye. Ama bunu ne zaman bu ürünü kullansam saçlarıma gerçekten güzel bir dolgunluk ve böyle aynı zamanda da bir yumuşaklık katıyor. Yine bir keratin ürününden devam ediyorum. Yine kuaförde karşıma çıkan bir ürün bu. Bu tabii ki deneme boyu. Zannediyorum ki Chi diye okunuyor. Chi markasının keratin saç yağı. Ama bu bildiğimiz argan yağları gibi çok ince yapıda bir yağ değil. Aksine elinize döktüğünüz anda o çok yoğun kıvamlı olduğunu alıyorsunuz. Bugüne kadar kullandığım, daha önce kuaförlerden daha doğrusu satın aldığım argan yağlarına veya bu tarz keratin yağlarına göre aralarında kullandığım en iyisi. Çok azıcık almama rağmen yaklaşık ben bu ürünü herhalde bir aydan fazladır kullanıyorum. Çünkü yapısı çok yoğun olduğu için azıcık alıp tüm saçınıza dağıtabiliyorsunuz. Saçınızın çok kolay şekilde açılmasını sağlıyor. Aynı zamanda da parlaklık katıyor. İnternetten bakacağım, araştıracağım. İnternetten satın alınabiliyor mu diye, ama zannediyorum ki yine sadece kuaförlerde satılıyor. Sigma'nın 3D HD serisinden bu fırçayı bu ay favorilerime mutlaka eklemek istedim. Çünkü hem detay fırçası olarak kullanabiliyorsunuz, hem de gözaltı kapatıcınızı veya isterseniz far bazınızı çok rahat bir şekilde yaymanızı sağlayan çok özel bir dizayna sahip bir fırça bu. 3D HD olmasının esprisi de bu zaten. Sanki 3 boyutlu gibi. Özellikle gözaltı kapatıcısı sürerken ben çok başarılı buldum. Çünkü şu kısmı, daha doğrusu iki tarafı da çok yassı olduğu için gözaltı kapatıcısı sürdükten sonra eğer aşağı doğru hareketlerle sürüyorsunuz yine çok rahat bir şekilde uygulama yapıyorsunuz. Veya tampon hareketlerle de yine çok başarılı bir uygulama yapıyorsunuz. Detay fırçası olarak da burun kenarlarınız ya da şu taraftaki göz pınarlarınıza ürün uygularken genelde birçok fırça oraya girmez. Ama bunun bu 3D dizaynı sebebiyle yine minik yerlere, ulaşılması zor yerlere de çok rahat şekilde ulaşabiliyorsunuz. O yüzden bu ayki favorilerime çok isteyerek ekledim bunu. Yine favori bir fırçamla devam ediyorum. Sephora'nın yeni çıkarttığı Pro serisi. Daha önce Sephora'nın ben birçok fırçasını kullanmıştım ama bu Pro serisi gerçekten Sephora'nın daha önce çıkarttığı fırça serilerine göre oldukça profesyonel. Zaten elinize aldığınız anda, fırçaya dokunduğunuz anda o yumuşaklığı ve fırçanın kıllarının kalitesinden anlıyorsunuz. Aslında bu da Airbrush Pro Concealer diye geçen 57 numaralı bir fırça. Concealer fırçası olarak da kullanabiliyorsunuz ama ben bunu concealer sürmek yerine katlanma bölgesini daha derinleştirmek ve oraya gölge vermek, geçiş renklerini kullanmak için uyguluyorum. Çok da başarılı. Aslında bu kadar büyük bir fırça, hani göz kapağında çok kontrolü kolay değilmiş gibi gelebilir ama o kadar sık fırçaları var ki hiçbir şekilde savrulmuyor. Ve o istediğiniz geçiş rengini çok rahatlıkla, çok da düzgün bir şekilde verebiliyorsunuz. Şimdi uygun fiyatlı bir far bazıyla devam ediyorum. Catrice markasını bilmiyorum, duyanlarınız var mı? Ben de henüz yeni tanıştım. İlk tanıştığım ürünü de far bazı oldu. Daha önce ben birçok far bazı kullanmıştım. Bobbi Brown marka, MAC, Benefit gibi. Hepsinden de çokça memnun kalmıştım ama en çok aldığım sorulardan bir tanesi de Merveciğim, daha uygun fiyatlı kullandığın far bazları var mıydı? Açıkçası ilk kez Catrice'inkini kullandım ve ilk kullandığım ürüne göre de bence fiyat performans olarak gayet başarılı. Yine sanki concealer kıvamındaymış gibi bir ürün bu. Şeffaf ya da renksiz bir ürün beklemeyin. Daha hafif renkli ama dağıttığınız anda hiçbir şekilde rengini görmüyorsunuz. Şu an farımın altında da bu baz var. Açıkçası sabah uyguladığım zaman akşama kadar da gayet farımda hiçbir katlanma çizgisine, dolma ya da dağılma gibi bir şey yaşamadım. Bence uygun fiyatlı bir far bazı olarak gayet güzel. Flormar Extreme Color Lip Matte. Açıkçası rengine aşık olduğum bir ruj bu. Son zamanlarda favorim. Çok günlük makyajlarımda kullanamasam da daha göz makyajımı hafif tuttuğum, birazcık daha dudakta ön plana çıkartmak istediğim makyajlarda çok severek kullanıyorum. Diğer renklerini bilmiyorum ama bende sadece kırmızı tonlarında olanı ve bu mor tonundaki var. Bu sezon bu tarz mor dudaklar çok moda. Renk olarak eğer bu tarz renklerden hoşlanıyorsanız mutlaka mor bir ruj öncelikle kendinize edinin. Ürünü anlatmam gerekirse,
bildiğimiz bu son zamanlardaki çok trend olan likit ama sürdüğünüz anda matlaşan rujlar gibi dudağınızda kurumuyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet, mat bir yapısı var. Sürdüğünüz zaman tamamıyla mat bir görüntüsü var ama dudağınızda kuruyup dudak çizgilerinize dolmuyor. Daha yumuşak formlu bir ruj bu. Dolayısıyla bu aslında hem iyi tarafı hem de kötü tarafı var anlamına geliyor. İyi tarafı hiçbir şekilde dudak çizgilerinize dolup dudaklarınızı kurutmuyor. Kötü tarafı da o bahsettiğimiz dudağınızda kuruyan rujlar gibi de haliyle kalıcı olmuyor. Kalıcı değil ama dudağınızdaki yumuşacık yapısıyla sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Rengi bence muhteşem. Diğer başka renklerini görmek isterseniz de internet sitesinden de bakabilirsiniz. Son zamanlardaki en favori göz farlarım Bobbi Brown'un krem farları. Bir önceki kolay pratik yılbaşı makyajımda da bu iki tonu kullanmıştım. Ama size göstermediğim bir tonu daha var. Hem ışıltılı tarzda olanları şunlar gibi. Daha bronz, ışıltılı, sürdüğünüz anda zaten o pigmentasyonu görüyorsunuz. İnanılmaz güzel, kalıcılıkları da muhteşem. Altına hiçbir şekilde far bazı uygulamanıza da gerek yok. Bir de daha günlük makyajlarda, ben bu kadar parlak sevmiyorum Merve diyorsanız, daha mat ve günlük gayet jeaninizle bile böyle çok casual, çok günlük giyindiğinizde bile kullanabileceğiniz çok pratik renkleri de var. Bu da onlardan bir tanesi. İnternet sitesinde farklı renklerini görebilirsiniz ama bence gidip denemeniz çok önemli. Bu tarz krem farların pigmentasyonlarını denemek ve renklerini cildinizde görmek çok önemli. Eğer yolunuz düşerse mutlaka bu krem farlara bir göz atın derim. Şimdi yine son zamanlardaki favorim göz makyajlarında sıkça kullandığım ama aslında göz makyajında kullanılmayan bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu da Sephora'nın Lip Designer ismindeki bir ürünü. Tamamıyla ışıltılı bir ürün bu. Aslında dudağınızı, rujunuzu sürdükten sonra üzerine böyle bir dokunuş yapıp simli ve daha göz alıcı bir hale getiriyorsunuz. Ama ben tabii ki günlük hayatımda o tarz böyle çok simli, parlak dudaklar kullanmadığım için bunu farlarımın üzerine kullanıyorum. Çok da memnunum. Bazen göz pınarlarıma ışıltı katmak için kullanıyorum. Bazen çok mat duran bir farı canlandırmak için kullanıyorum. Şu anda da kahverengi farımın üzerine çok azıcık dokundurdum. Sanki böyle bir highlighter, bir aydınlık katmak için tam şu kısımlara. Bilmiyorum benim gibi kullanan var mı bu tarz dudak ürünlerini göze göze dudak ürünlerini kullanan ama eğer bu tarz çok pratik tek uygulamayla gözüme böyle bir aydınlık bir ışıltı katayım diyorsanız bence bakabilirsiniz yani gayet de kullanılabilir. Çünkü tamamıyla bu tarz simden oluşan, ışıltıdan oluşan bir ürün. Glam Glow'un nem maskesi. Aslında karma bir cilde sahip biri olarak şöyle geçmişe döndüğümde çok çok nadir nem maskesi kullanmışlığım vardır. Hatta hiç satın bile almam. Daha çok benim işim hep kil maskeleriyledir. Ama enteresan şekilde zannediyorum havaların soğuması artı böyle emzirmeyle de ilgili herhalde benim hem saçlarımda hem de cildimde böyle bir değişimlere uğruyorum sürekli. Son zamanlarda özellikle burnum, alnım ve T bölgem hiç olmadığı kadar matlaştı ve kurudu. Ne kadar peeling yaparsam yapayım cildimdeki o soyulmaları hiçbir şekilde kontrol altına alamıyordum. Daha da fazla bir kısır döngüye dönmeye başladı. Yani kil maskesi ve peeling daha kötü gelmeye başladı bana. O yüzden herhalde dedim benim bir nem maskesi yapmam lazım. Glam Glow'un bu nem maskesini gerçekten beklentilerimin çok çok ötesinde karşıladı. Ben çok şişirilmiş ve böyle biraz abartılmış bir ürün olarak zannediyordum bu Glam Glow serisini. Ama hem daha önceki favorilerimde de bahsetmiştim. Yeşil çaylı olan siyah maskesini zaten çok sevmişim. O tam bir yağlı ya da karma cilt ürünü. Ama bu nem maskesine de bayıldım. Yine azıcık uygulamanız yeterli. Çok az uygulayıp cildimde beklettim. Yaklaşık bir hafta düzenli olarak her akşam uyumadan önce uyguladım. Son derece cildimi toparladı, o pul pul dökülmeler azaldı, cildimde ekstra bir parlaklık ve ışıltı hissediyorum. Fakat uyarmamda fayda var, hangi Glam Glow ürününü ben kullansam mutlaka cildimde ilk uyguladığım anda bir karıncalanma yapıyor. Çok çok önce gözaltı için maskelerini de almıştım, onlar da aynı şekilde. Ben önce bir panik oldum acaba sadece bana özel bir şey mi diye. Ama araştırdım, yurt dışındaki web sitelerinden ve bloglardan da baktım, insanların review'larına, görüşlerine baktım. Onlarda da aynı şey yaşanıyormuş. Yani bu serinin ortak özelliği bu. Sürdüğünüz anda cildinize hafif bir karıncalanma yapabilir. O yüzden sakın korkmayın. NYX'in şu an tırnaklarımda gördüğünüz gri ojesi son zamanlarda en çok kullandığım oje oldu. Çünkü ne giysem her renkle uyum sağlıyor gri. Dolayısıyla kırmızı ya da bordolardan çok bu aralar bu ojeye takmış durumdayım. Numarasını da hemen size söyleyeyim. 171 numara Perfect Grey olarak geçiyor. Siz de böyle risksiz, aman kırmızı süreyim, şimdi kırmızı sürdüm, üstüme bu uyumadı gibi şeyler yaşamak istemiyorsanız, benim gibi böyle çok yoğun tempolu bir hayatınız varsa daha çok böyle risksiz gri tonları tercih edebilirsiniz. Kozmetikleri bitirdiğimize göre son 1-2 tane de giyimle ilgili favorim var. Herhalde Instagram'dan sıkça gördünüz. Yüzlerce fotoğraf koydum, daha da koymaya devam edeceğim galiba. Çünkü çok seviyorum bu kış üzerimden hiç çıkartmadığım 2 kazak,
Katy Perry'nin H&M koleksiyonu. Biri Elfie Selfie, birçoğunuz zaten Katy Perry hayranı. Çok sevdiğinizi biliyorum bu kazakları. Hatta sevgili Sebile ile de pişti olduk bu kazaklarda. Onda da ikisi varmış. Bir tanesi Elfie Selfie, bir tanesi de bu kalpli olanı. Bir tane daha favorim var. Made in Love markasını bilenleriniz var mı bilmiyorum ama ben Made in Love'ın tasarımlarına gerçekten bayılıyorum. O kadar renkli, o kadar dinamik tasarımları var ki benim bugüne kadar hiçbir parçaya sahip olamamıştım maalesef Made in Love'dan. Bir tane yağmurluğum oldu sonunda. Bunu aslında alalı bayağı oldu. Bir iki kere de giydim ama Instagram'a hiç fotoğraf koymak aklıma gelmedi. Şimdi artık havalar da soğudu. Bu saatten sonra artık bunu giyemem. Çünkü oldukça ince. Tek amacı yağmurdan sizi korumak. Zaten şu yapısına, dokusuna ve rengine yanar döner oluşuna bayıldım. Bu tarz böyle galaktik şeyleri çok seviyorum ben. Arkasında da Who Will Save the Galaxy yazıyor. Bayağı uzun. Önü biraz daha kısa, arkası birazcık daha uzun. Böyle enteresan, çok farklı. Dolabımdaki zannediyorum ki en çılgın ve en farklı parça bu. Bunu üzerimde merak edenler olacaktır diye tahmin ediyorum. Dedim ya, daha önce yağmur yağdığı dönemlerde bayağı bir giymiştim ama fotoğraf çekmek hiç aklıma gelmedi. Eğer merak ediyorsanız Instagram'a bunu giyip boydan bir fotoğraf koyabilirim. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmeyenler varsa da buradaki linke tıklayarak Instagram profilime gidebilirler. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizlerin Aralık ayı favorileriniz neler? Yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş ve stil videoları için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.